Geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız Ekonomi Dünyası'ndan herkese merhabalar. Sevgili izleyenler, bizler en iyi isim ve markaları sizlerle tanıştırmaya, buluşturmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Neredeyiz efendim? Zonguldak Kozlu'dan sizlere seslenmekteyiz. Bizler bugün hanedan sofrasına konuk olduk. Yanında çok değerli bir işletme sahibi bulunuyor. Adem Beyaz Yüz Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle beyefendiye bir merhaba diyerek sohbetimize başlayalım. Sonra burada sunmuş oldukları hizmetleri birebir kendilerinden dinleyelim. Merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrardan. Nasılsınız efendim? İyiyiz. Sizi sormalı. Teşekkürler. Siz de ailenizi ve ekibinizi gördük. Çok mutlu olduk. Öncelikle Adem Bey, kimleri kısaca tanıyabilir miyiz? Ben 1983 doğumluyum. Burada doğdum. Yani burada büyüdüm belli bir yaşa kadar. Bir başka bir şehirde bir maceramız oldu. Sonra tekrardan göç ettik kendi şehrimize. Büyük şehirden kaçtık küçük şehire. Daha mutlu olduğumuz yere geldik diyelim. Şimdi efendim, özellikle et üzerine de aslında biraz ağırlığımız var değil mi? Bu bölgede çok gidiyor. Tercih ediliyor. Tercih ediliyor. Yani et, ne Karadeniz insanı, burası Karadeniz ağırlıklı. Eti de seviyorlar zaten. Et yemeklerimizde ustamız vardır. Tamer ustamız. Murat ustamız. Gerçekten sulu yemekleri güzel yapıyorlar. Fırın ürünlerimizde de çalışan Nazım ustamız. O da çok güzel fırın ürünlerini yapıyor ve herkes de memnun. Bir şikayet de almıyoruz çok şükür. Hepsi alanında başarılı isimler. Tabii. Izgara ustamız var mesela. Şu an kendisi burada değil. O da tamamen kendi hani geliştire daha iyi bir lezzet sunabilmek için sürekli kendini geliştiren bir insan. Şimdi biz bir restorana ya da yemek yeme alanına geldiğimizde özellikle ne isteriz, ne bekleriz? Yani önce bir yemeğimizin sıcak olması, ama onun öncesinde güler yüz değil mi efendim? Tabii, muhakkak. Güler yüz zaten önem verdiğimiz bir nokta. Hı-hı. Ona göre de personellerimizi de sürekli telkin ediyoruz. Hı-hı. Ve ne olursa olsun hiçbir müşteri kaybetmemek tek prensibimiz. Ne güzel. Ne olursa olsun çay içmeye dahi sadece geliyorsa burası kahve değil demiyoruz. Oturtuyoruz, ağırlıyoruz en güzel şekilde. Harikasınız. Herkesi memnun edebiliyorsunuz. Şimdi burada tabii lezzetleri konuşuyoruz ama birçok lezzeti barındırabiliyorsunuz. Yemekler olsun, tatlılar olsun değil mi? Tatlı grubunda neler var? Tatlı grubu olarak çok çeşitlere girmedik. Sütlaç. İsteğe göre fındıklı sütlaç, cevizli sütlaç olarak. Bir de kabak tatlısı, onu da tahinli cevizli olarak seçenek şeklinde verebiliyoruz. Güzel. Bir de künefemiz var aslında. Belki ilerleyen zamanlarda ekleme tatlılar bile gelebilir değil mi? Gelebilir ve gelecek de inşallah. Güzel. Yemeklerin yanında içecek olarak ne sunuyorsunuz? Köy yoğurdu, aydanı. Köy yoğurdu özel olarak köylerden getiren vatandaşlarımızdan alıp açık ayran olarak hizmete sunuyoruz. Ayrıca de iyi bir markadan kapalı olarak küçük ve büyük olmak şeklinde ayran satışımız da oluyor. Evet. Meşrubatlar zaten bilinen içecekler. Evet efendim. Peki dışarıya servisiniz var mıdır? Dışarıya servisimiz de var. Ayrıca kendi kuryemiz var. Kendi hizmetimiz var. Aracımızla götürüyoruz. Motorumuzla götürüyoruz. İnsanlara hizmetimizi bu şekilde anlatıyoruz. Güzel. Bütün amacınız hizmet odaklı olabilmek. Peki sayı olarak baktığımızda koltuk sayınızı merak ediyorum. Toplamda kaç kişiyi ağırlayabilirsiniz? Ya bu aşağı bu katta biz ortalama hani 5 masamız var. Hı hı. Yani minimum 20 kişi ağırlıyoruz burada. 20-25 civarı. Üst katımız var bir de. Üst katımızda da 30 kişiye kadar ağırlayabiliyoruz. Tamamıyla bireysel de aile olarak da gelinebilir değil tabii mi efendim? Tabii ki. Ve ısıtmalarımız da mevcut. Her şekilde hizmetimizi veriyoruz. Ne kimsenin güzel üşümemesi için de uğraşıyoruz. Sevgili izleyenler, burada karnınız doyabilir. Ve ayrıyetten de sıcak bir ortamda çayınızı yudumlayabilirsiniz. Şimdi toplamda kaç ekibimiz var? 8 kişiyiz. 8 kişi. 8 kişi istihdam sağlanıyor. İlerleyen zamanlarda bu sayı artacak mı? Şubeleşmeyi düşünüyor muyuz? Tabii ki şubeleşmeyi düşünüyoruz. Bu sayıda bölgede mi olacak yine? Yok. Kozlu'daki şubemiz bu olacak. İlerleyen zamanlarda belki Zonguldak'a, belki daha ilerleyen zamanlarda farklı şehirlere. Hiç belli olmaz değil mi efendim? Evet. Sizi bu alanda destekleyenler, her zaman yanınızda olanlar vardır. Kimlere teşekkür etmek istersiniz? Tabii ki var. En başta da abim Özer Beyaz Yüz. Zaten en büyük destekçim. Zaten kardeşim.
Yani tekrardan da sizin huzurunuzda da kendisine yine teşekkür edeyim. Güzel. Biz de sizin nezdinizde sevgilerimizi, selamlarımızı iletmiş olalım. Abinize, ailenize ve tüm ekibinize. Şimdi bu alanda güvenilirlik çok önemlidir. Bu güveni sağlayabildiğinizi düşünüyor musunuz müşterilerinize karşı? Bunu sağladığımızı düşünüyoruz. Memnuniyet nasıl efendim? Memnuniyetler, olumlu geri dönüşler alıyoruz. Zaten müşterilerimize de soruyoruz. Hani memnuniyetinizi öğrenmek istiyoruz ve ayrıca da memnun olmadığınız şeyler varsa bunları da söyleyin. Biz de kendimizi düzeltelim, kendimizi daha çok geliştirelim. Peki günün menüsü nedir efendim sulu yemekte? Günün menüsü çok güzel. Yani sabit bir menümüz yok. Biz çeşitlerimizi 6 çeşit yemek yapıyoruz. Hı. Oradan müşterimiz istediği yemeklerden seçip kendisi kombinini yapabilir. Güzel. Tabii burada gün başlamadan önce sizinle irtibata geçip yemek siparişi verebiliyorlar değil mi? Yemek ismi söyleyebiliyorlar. Tabii. Dışarıya tablot olarak verdiğimiz evet. firmalar da var. Mesela onlara da isteklerine göre yemekler üretip gönderiyoruz. Mutfağa giriyor musunuz efendim? Ben mutfağa giriyorum, elemanları fırçalıyorum, kendim de işe hakim olmak için elinden geleni yapıyorum. Güzel, aslında baktığımızda buranın bel kemiğisiniz değil mi? Her tarafa koşturmak da önemli. Çünkü yönetici olarak baktığımızda yerinizde oturmak gibi düşünülüyor ama siz oturmuyorsunuz değil mi evet. efendim? Hizmet veriyorsunuz. Her konuda. Güzel. Burada geçen bir gününüzü bizlerle paylaşın lütfen. Sabah geliyorsunuz, devam sizin. Sabah geliyoruz. Kasamızı açıyoruz, bilgisayarımızı açıyoruz, yemek sistemlerimizi açıyoruz, yemeklerimize bakıyoruz, nelerimiz var, nelerimiz yok, müşterimize ne hizmet vereceğiz, onları görüyoruz. Daha sonrasında dış paketlerimiz oluyor. Kendim de gidiyorum, paket servisleri yapıyorum. İçeride yoğunluk oluyor, kendim garsonluk da yapıyorum yeri geldiğinde. Yani bizim için önemli çünkü biz buranın işletme sahibi olsak da İşi yaparken aynı zamanda işçisiyiz de yani. Güzel.